Nihren Ünsal, Işın Karaca vazgeçtim. Parça zor. Kafadan neredeyse 1,5 oktav. Nihren Ünsal zaten olağanüstü yetenekli bir şarkıcı. Çok yetenekli gerçekten. Müthiş. Ünsal ailesi müziğe doğmuş bir aile. Yani yeteneksiz kimse yok yani. Hak'tan ayrı bir yetenek. Nihren Ünsal ayrı bir yetenek. Her şeye eşlik edebilirler yani. Enstrüman gibi çünkü bir zihin var önce. Müzik zihni olduğu anda bir insanda yani. Gerçekten dolu bir müzik zihniniz, bir gelmiş bir gen varsa, hangi müzik türü olursa olsun içine çabuk uyarsınız. Çünkü çok şey dinlemişsiniz. Dolu. Kulak dolu. Her yerden bir şeye girebilirsiniz. Ama kim gibi? Aslında sesle değil. Enstrüman gibi giriyor. Enstrüman davranışı. Bakın izleyin. Hemen bakın. Tertemiz. Nefis. Hafif entonasyonlar var. Yani davranış güzel ama ses tam çıkmamış. Bir de çekim çok eski bir çekim galiba. Tam da yüzleri bile belli olmuyor kim oldukları. Ben Nihren Ünsal'ı buradan tanıyamam yani kim olduğunu bu görüntüden. Çok pesleri koyu bir renk gerçekten Nihren Ünsal. Tizleri de açık, kuvvetli. Genel olarak çok kuvvetli söylüyor zaten. Pek kafa sesleriyle söyleyen biri değil, ilk defa duyuyorum. Aşkı burada tam sesler. Yüzündeki gökkuşağını sabahlara yakın sessiz gelişleri hırsız gibi kararsız karar yatağımdasın 40 yıllık yabancı vazgeçtim direnişim. Şimdi tabii aslında Işın Karaca ile okumak stil farklı yani. Işın Karaca bir R&B şarkısı. Yapı olarak R&B böyle ruhu, soul ruhu taşıyor okuyuşu. Aslında Nihren Ünsal biraz oraya doğru bir gırtlak hareketiyle davranıyor. Nihren Ünsal'ın arabesk gırtlağı inanılmaz. Biraz arabesk girdi mi? Klasik pop. Yani bu, ben buna yani Yıldız Tilbe'nin birçok şarkısı aslında baya böyle arabesk fantezi kokan şarkılar. Ama bu şarkı o kadar değil. Hani vazgeçti direnişi. Hatta pardon, çok özür dilerim. Yani pek blues kokmayan bir şarkısı vazgeçtim. Bence. Daha çok arabeske doğru döndürdüğünü. Vazgeçtim yana yana. Daha fazla sanki giriyor işin içine. Nihren Ünsal tam tersine gidiyor. Çok iyi uyduğunu düşünemiyor. Düşünmüyorum bu numaraların aslında. Duyum olarak okuyor. Biraz Işın Karaca'ya stiline yaklaşmış burada. Yani temiz bir okuma zaten yetiyor. Gerçekten Nihren Ünsal'ın ses rengi efsane çünkü nefis bir renk. Pesler ışırtılı her zaman. Mesela bu Hak'tan numaraları değil mi yani? Sık gördüğümüz. Ben de hiç sevmiyorum abi böyle şeyleri ya. Hiç sevmiyorum abi. Şarkı zaten kendi hali o kadar güzel ki. Şarkıya bazen çok fazla dokunduğunuzda bütün ruhu gidiyor. Hiçbir şey içine bile girmiyorsun şarkı. Ne oldu ya şimdi diye kalıyorsun. Baksanıza yani şu indiği renklerin lezzetine bakın. Sevmeyi. Fa. Oh, bugün ne abi bende ne oluyor? Abi dokundu. Bugün ne oluyor bana Özgün? Yukarıda mi? Aşağıda fa. Baya oha. Baya absolut kulüp olsun. Ha gittikçe yani 8 sezonda demek oluyor bu. 8 sezon geçirirseniz absolut şansınız var. O bugün ne oluyor? Dokundum geliyor. Altta keman vermese çok daha iyi tınlayacaklar. Çünkü kemanın da keman öyle bir enstrüman ki piyano değil abi. Kemanın çektiği yay ve baskıları zaten entonasyonlu.
Entonasyon, hele solo kemanda entonasyon tutturmak çok zor bir şeydir. E bir o öyle yapıyor, öbürü zaten kafa sesinde. Yani ikisinin de entonasyonlar birbirine giriyor. Hiç olmasalar Işın'la Niran Ünsal beraber söyleseler daha iyi uyarlar. Ama bir entonasyonlu keman artık yangın yerine dönmüş ortalık. Kaos. Şimdi Işın Karaca girsin, bakalım neler yaşayacağız. Bu iş nerede biter bakalım, göreceğiz. Zevkli. Tamam, o işte Işın Karaca'nın kendi stiline geri geldik. Yüzündeki ağrılı renk daha ağır. Böyle sol his taşıyan. Kuşağının. Harflerin çıkışı da hani kuşağı. Nazala doğru tutarak. Koyu da olsa nazala tutarak. Caz sınısındaki o pesler. Sabahlara yakın. Sessiz gelişlerim. E tabi bakın daha oturuyor. Hırsız gibi kararsız. Yalnız kayıt felaket ya. Çok distortion bir kayıt. Tizlere falan çıkınca berbat olabilir bu kayıt. Yatamazsın kırk yıllık yabancı vazgeçti direnişim. Bu parça yakışmıyor abi. Yani kesinlikle yakışmıyor yani. Hiç yakışmıyor yani. Şu fazla numaralar no. Bütün parçanın ruhunu alıp götürüyor bence. Baya böyle koskoca var hani şey vardı ya, içi petrolle dolu olan bir tane kamyon gelir ya böyle, bam diye girer yola içi dolu. Bu ne? bu ne bak. Aman Allah'ım, bu nasıl bir volüm ya. Do not. Sol diyez. Sol diyez. La bemol. Si bemol. Do. Harika ya. Millet şu do'ları re'leri temiz çıkarmak için ağlıyor. Işın Karaca vallahi böyle şey yapıyor yani. Zımpara. Öyle güzel çıkarıyor ki tertemiz. Öf. İğnin büyüklüğünü, ağız açıklığını kontrol edin şimdi hemen. Kontrol başlasın. Evet dedektifler. İyiye bakın. Devasa. Şimdi bir de Niran Ünsal bakalım. Siz stil farklı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, yangın! Yangın! Bugün ortalık yangın yeri, mükemmel. Şimdi ikisi de tizlerde sazları öttürüyorlar. Kesmiyorum, bakalım. What the fuck? Bu ne be? Bu ne? Yangın! Yangın! Yanıyor! Oha! İnanılmaz güzel. İnanılmaz ya.
Of. Bir de orası var. Olağanüstü değil mi pasaj ya? Bu ne abi ya? Hakikaten müthiş. Yani şey, Nihran Ünsal tam sesi alıyor. Yani ana vokali. Naz geç yüreğimden, düşlerimden. Bir de yani o tiyerse girdiği zaman Işın Kalem. Bayağı. Wow be. Fa tam ses çıkıyor Işın Karaca'dan bu arada çocuklar. İnanılmaz güzel ya. Tam ses fa, müthiş bir soprano harbiden. Baya var abi bizim yani ülkemizde gerçekten mükemmel renkler var işte yani hakikaten olağanüstü ya. Böyle taş gibi fa'lar falan gümbür gümbür. Problem yok, sesler ateş, ateş gibi yani, duyuyorsunuz değil mi? Bir daha almaktan korkuyorum ya. Önceki bağırışlar nereden? Dur. Şuradan bir daha alacağım. Tam ses girdi. Mi bemol. Müthiş ya, ikisi de soprano. Bakın bir tanesinin hacmi, Işık Karaca'nın hacmi inanılmaz. Normalde aslında tam tersi olması lazım, biliyor musunuz? Yani bu işin tiyersine Nihran Ünsal'ın girmesi gerekiyor. Işık Karaca'nın tam sesle, ana sesle kalması gerekiyor vokal olarak. Çünkü yani ona göre, yani ona göre biraz daha şey gibi duyuluyor yani, hacim farkı duyuluyor. Nihran Ünsal'ın hacmi biraz daha düşük duyuluyor. Ki Nihran Ünsal'ın da hacmi kendi inanılmaz. Yani şu ağız açıklığında kalmış zaten. Bakın yani. Ne vazgeçtim yana ya. A. Devasa. Ona rağmen Işın Karaca tiyerse giriyor. Yani çok acayip. Çıldırmışlar. Bak gir diyor. Gir. Çalışmışlar bunu daha önce. Aman Allah'ım. Bunun provası da çok zevkli geçmiştir. Ne yapacağım şimdi? Devam etmek istemiyorum valla. Burada kalsak olur mu? İyi geceler arkadaşlar. Yayını kapatıyorum. Bay bay. Yok yok, şaka şaka geldim. Tamam. Karı bırakır mıyım burada? En güzel yeri. De son harfi Nihran Ünsal aslında çok güzel yorum. Vazgeç yüreğimden. Sonları atarak söylüyor bakın. Işın Karaca o kadar acımlı ki. Bak. Oh yaralı. Fa not. Orada fa geldi Işın Karaca'dan. Gol. Bu arada Işın Karaca'nın o sesi çıkarmak için verdiği mücadeleye bakın. Allah. Kollar, diyafram baskısı daha fazla. İnanılmaz ya. Işın Karaca'yı durdurmak mümkün değil ki. Bir daha fa. Bak. Dışlarından. Artık bu Nihran Ünsal yorulmaya başlıyor. Yaralıyım bin yerinden. Şimdi Nihran Ünsal şu melodi. Yaralıyım değil. Yaralıyım bin yerinden. Çünkü kolay değil. Sürekli sürdürmek. Ama Işın Karaca felaket. Basa basa fa. Ama öyle bir ateş var ki ikisi de söyletiyor işte o ateş, enerji. Müthiş. Parçanın bir girişini yaşadık. Bence girişi hiç güzel değildi. Yani çok dengesizdi böyle. Bir yorumlar falan vardı ama tam olması gerektiği gibi değildi bence duygu olarak. Ama burası böyle bir şey. İkinci bölüm böyle ultra.
Harika bekliyor. Tabii bir öncekinde öyle bir güç harcadılar ki burada artık kolay değil. Kısa kısa tutup çekiyor görüyorsunuz. Sonları tutmak çok zor çünkü artık. Burada bırakıyor. Bir sonrası daha zor. Bakın. Kolay değil. O seslerde tutulmak çok zor. Kolay değil. Bu işte. Olması gereken buydu zaten. Çünkü burada Funda Arar Tiers'te kalacağı... Funda Arar nereden çıktı ya? Niran Üsal burada Tiers'te kalması daha kolay, daha lirik bir nenki var. Tizi o kadar tatlı oturacak ki çünkü. Yormayacak da kendini. Ana sesle zaten Işık Karaca görüyorsunuz yani. Basıyor da basıyor parça. Yani milli takım gibi basıyor parça. İnanılmaz bir pres. Kolay değil. Yani tam sesin üstünde devam etmek çok zor böyle. Yani çünkü normalde düşünün yani ana bir vokal var, back vokalini sizin iki katınız volümle okuyor. Yani ana sesi kaybedersiniz yani yorulursunuz. Öyle oluyor zaten Niran Üsal'da. Şimdi o Tiers'e geçti. Doğru yere geçti. Şimdi Tiers'e geliyor. Mi bemolli. Ama devamlı yap. Bitsin yani, evet. Evet, güzel bir düet olmuş. Hakkını vermek lazım. Mesele burada şu değil. Ya efendim, birinin şöyle okudu, biri şurada şunu yaptı, biri onu yaparken onu kaybetti. Tam oturdu oturma. Bunların hepsini yani çöpe atalım hemen hızlıca. İki farklı tarz okuyan şarkıcı var bir kere. Bu iki farklı tarz okuyan şarkıcının bir arada bu kadar uzun süre ya 5 dakika boyunca performans vermesi ve birbirlerine bir şeyler katmaları yani müthiş devasa alkışlanacak bir şey. Hakikaten çok güzel bir sanat yapmışlar ya. Tebrik etmek lazım. Yorucu morucu Yusuf ama yok güzel baba şimdi buna da bir şey diyemezsin abi. Yani sen Işın Karaca'nın gel yanına gel de bir şarkı söyle yani. Onun yanında dayanmaya çalış yani. Çünkü o kadar dominant söylüyor ki yani. Onunla mücadele etmek çok zor. Ama Niran Ünsal işte yani Allah vergisi çok olağanüstü bir yeteneği var. Yani Işın Karaca'yla bu paslaşmaların içinde volüm zorluğuna rağmen ya resmen Işın Karaca'da da Allah vergisi bir volüm var yani. Olağanüstü bir volüm. Ben söylemek hocam, istemezdim. Buyur Özgün. Ya ben bir şey sormak istiyorum da hocam burada. Evet. Biliyorsunuz Işın Karaca müzik kariyerine Yıldız Tilbe'nin vokalisti olarak başladı ya. Ya bilmiyorum. Acaba orada da böyle mi okuyordu? Yani back vokal olarak böyle mümkün değil okunmaz. Yani okunmaz yani. Yani back vokal böyle diyorum ya biri arkanızda böyle gümbür gümbür okarken ana sesi kaybedersiniz. Yani okuyamaz solist abi. Tahmin ediyorum back vokal yaparken böyle değildir yani. Daha sade, dengeli, volümü ayarlıyordur. Ya burada ama solist yani sonuçta. İkisi de solistler. Solist performansı sergiliyor yani. Vokalist performansı sergilemiyor burada. Müthiş. Güzel performansmış be. Böyle kayıtların bu kadar dandik değil de düzgün düzgün durması lazım internette bence. Ya TRT'nin bunu temiz atması lazım. Var mıdır bilmiyorum ama mükemmel bir kayıt bu da. Bir ara hatırlıyorsun değil mi? Oğuz Aksaç'ın ilk analizini yaptığım zamanı. Çok kötü birinin çektiği bir kayıt üzerine yapmıştım. Bunlar çok efsaneymiş ama bu kayıtlar yani. Hakikaten böyle düetler pek sık rastlayacağınız bir şey değil artık Türk pop müziğinde. Çok sık rastlayamazsınız artık. Bu kadar iyi şarkıcı yok abi. Hepsi TikTokçu oldu. TikTokçularında da ses yok baba. Yok abi yok yani. Geçen yani bir izleyeyim diyorum Özgün. Özellikle inceliyorum. Evet. TikTok'ta şarkı söyleyen gitarcı falan böyle çocuklar var ya bir sürü. Kız erkek fark etmez. Yani sahneye çıktılar mı rezalet. Yok çünkü yok yani. Yani küçük bir ekran karşısında şarkı söyleyerek şarkıcı olamazsınız. Mümkün değil yani. Bunun kitabını okuyacaksınız, suyunu içeceksiniz abi. Yani yoksa nasıl olacak baba ya? Olur mu böyle bir şey Özgün yani? Olmaz abi, olmaz. Olmuyor da. Ben söylüyorum bakın sevgili sosyal medya kullanıcıları, sadece TikTok üzerinden demeyeyim. Ne olursunuz artık uyanın.
Wake up. Wake up. Uyanın, kendinize gelin, silkelenin ve ne olursunuz müzik öğrenin ya. Gerçekten müziği öğrenin, geliştirmek için çalışın. Her şeyin başına dönün. Temele dönün yani. Bu işi çalıp söyleyerek yapacaksınız. Yani sosyal medyada bir şey yapayım, oradan fenomen alayım, 3-5 para kazanayım, bana işte ne atsınlar, dragon atsınlar, araba atsınlar, gül atsınlar diye uğraşarak ömür geçmez. Bu şarkıcılık değil, hiçbir şey değil. Çöp. Bakın çöp. Sonunu söylüyorum size. Çöp. Her şey gelip geçer. Her şey gelip geçer. Kalan bilgidir, beceridir, yetenektir. Bunu unutmayın. Müthiş performans. Finalde yapsınlar. Tiers'te kaldı. Çok zor. Uranüs'ün işi çok zor. Zaten Uranüs'ün sınırlarında aslında. Ana ses sınırlarında. Onun bir de tiersleri falan daha da yıpratıcı. Kafa sesiyle çıkarması gerekiyor ama bir doğal, onun sesinde bir hışırtı var. Her zaman olan yani. Alttan üste bir hışırtı var. O da herhalde zamanda çok yüklendiği için belki ses kasları biraz açık olabilir. Belki de doğuştan bir şeydir. Bilemeyiz tabii ki. Yani bir hava çıkışı var. Kontrolsüz. O tam kapanmadığı için mesela Işın Karaca'da nasıl tam kapandığını görüyorsunuz. Sadece bir şey sesi çıkıyor yani. Net bir ses çıkıyor. Yani hışırtılı renkle tizler çok daha zor. Hava kaçtığı için nefes de tam kontrol olmuyor. Mükemmel bir performansmış. Çok etkileyici gerçekten. Her ikisi de çok kıymetliler bence bu nedenle.